Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Zonguldak Devrek'te devam ediyor. Evet, Zonguldak Devrek'te İstanbul Kafe'nin konuğu oluyoruz hep birlikte. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Aycan Demircan var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aycan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de hoş bulduk. Öncelikle muazzam bir masayla, sofrayla karşılaştık. Ustamızın el emeği. Sağ olsunlar. Evet, hemen İstanbul Kafe'yi tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz sayenizde. Buyurun. İstanbul Kafe'yi biz henüz devralalı 9 ay oldu. Evet. Burası nezih, temiz, şık. Elimizden geldiğince misafirlerimizle ilgilendiğimiz güler yüzümüzü bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. 11 yıllık bir müessese ama biz daha çok yeniyiz. Evet. İşi öğreniyoruz biraz. Harika. İşi öğreniyoruz biraz derken aslında eşinizden kaynaklı olarak ve tabii ki sizin de maharetlerinizle birleşince ciddi bir altyapı var. Var, evet. Evet. O tamamen boş değildi ama çok farklı bir şey. Evet. Burada olmak, insanlarla olmak, onlarla ilgilenmek, sunmak. Kesinlikle haklısınız. Her şey farklı. Çünkü İstanbul aslında tam olarak kafe de değil. Hem restoran, hem bistro. Evet. Evet. Ne arzu ederlerse, köftesi, eti, isterlerse balık, mantımız da var. Harika. Yani ne arzu ederlerse bize söylemeleri yeterli. Harika. Hemen şimdi menüye geçeceğiz zaten ama biraz daha biz İstanbul kafemizi tanımak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Öncelikle fiziki yapımızdan bahsedelim. Son derece geniş bir alan üzerine kurulu, evet, ve iki ayrı oturma alanından oluşuyor. Evet. Toplamda kaç metrekaredir? Burası 300 metrekarelik bir alan toplamda. 200 metrekare iç alanımız, 100 metrekare dışarısı sigara içilebilen bir alan olduğu için mutfağımız, içerideki yemekhane bölümümüz, bulaşıkhane bölümümüz, barımız, her şeyimizle toplamda 300 metrekarelik bir alan. Harika. Evet, bu 300 metrekarelik alanda bir çırpıda kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Normalde mekanımız 300 metrekare. Hani buraya misafirlerimize 200-250 de olabilir ama biz daha rahat olsun, insanlar birbirine daha çok yaklaşmasın diye 150 kişiyi ağırlayabiliriz. Evet, ne kadar da hoş, mütevazi bir şekilde cevap verdiler kendileri. Evet, Aycan Hanım aslında İstanbul Kafe'de 300 metrekarelik bir alanda 300 kişiyi rahat rahat ağırlayabilecek bir ekibe ve kapasiteye sahipler. Ama biraz daha konforlu olsun, evet, biraz daha birebir hizmet verebilelim ve biraz daha seri hizmet verebilelim adına 150 kişiyi ağırlayabiliyoruz diye çok da güzel toparladınız. Teşekkür ediyorum. Tamam. Evet, tabii ki bu kadar misafiri bir anda ağırlayabilmek için de bir o kadar ciddi ve deneyimli bir ekibe sahip olmanız gerekiyor. Kaç kişilik bir ekiple hangi saatler arasında hizmete devam ediyorsunuz? Ekibimiz, bir aşçımız var, 4 garsonlarımız var çalışan personel olarak. 2 de eşim ve ben yardımcı buralarda. Yani onların yapamadığı yerlerde bizim yetiştiğimiz sabah 10, akşam 11, 12. Tabii yazın bu daha uzayabiliyor. 3'ü bulmuştu ya. Evet. Kapattığımız. Farklı oluyor. Çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Tabii çünkü ki hem hizmet sektörü, aynen, hem de gıda sektörü. Oldukça uzun saatler burada hizmet vermektesiniz. Şimdi sıra geldi neye? Tabii ki en keyifli, en güzel kısma, menümüze geldi sıramız. Evet. Bunlardan bahsedelim. Gerçi masamızda zaten birçok çeşidimiz var ve masamızda olmayan birçok çeşidimiz de içeride mutfağımızda var. En önemli özelliklerimizden bir tanesi mutfağımızda fırınımız var. Açık mutfağımız var. Ne yediğinizi, ne içtiğinizi, neyi servis ettireceğinizi rahat rahat görebiliyorsunuz. Ve o güzel fırında da mis gibi neler pişiyor diyoruz. Buyurun. Evet, pizzamız var. Kendi hamurunu kendimiz, ustamız kendisi yapıyor. Bütün malzemelerimiz birinci sınıf. Tavuk sotelerimiz var, tavuk çeşitlerimiz var, salatalarımız, ızgaralarımız, içli köftemiz var, o da ev yapımı, bir bayan, evet, arkadaş yapıyor, burada sunumu hazır ediyoruz, cipsimiz, salatamız, hamburgerimiz.
Hem fast food. Burada olmayan, evet, hem fast food hem öğlen yemeği yiyebilecekler, akşam yemeği yiyebilecekler. Çorbamız da isteğine göre çıkabiliyor. Harika. Peki, hafta sonları ya da hafta arası kahvaltı alabilme imkanı var mı? Tabii ki. İsterlerse toplu kahvaltı yapabiliyoruz açık büfe. Evet. İsterlerse tabak ortaya serpme yapıyoruz. Kahvaltı. Evet, evet, kahvaltımız arzuya göre, talebe göre, kişiye göre yapıyoruz. Harika. Öyleyse hafta sonları belki de bir brunch şeklinde geçiyor. Evet. Bunun yanı sıra hafta arasında da hem serpme kahvaltı hem de açık büfe kahvaltıyı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yani güne bu kadar güzel başlayabiliyorsunuz kahvaltıyla. Evet. Tabii bütün bunlarla birlikte çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Çok geniş bir menüye sahipsiniz. Sektörde mutlaka ki zorluklar, sıkıntılar vardır. Ama bir bayan eli deyince bunlar değişiyordur tamamen. Bunları da dinlemek ben istiyoruz sizden. Ben zorlukları olarak görmüyorum da çok zevkli. Ya insanların burada güler yüzle seni görmeleri, senden mutlu ayrılmaları. Artık her gün gelen o kadar çok müşterimiz var ki. Arkadaş gibiyiz. Gelmediği zaman neden gelmedin? Bugün niye yoktun? Hasta mısın? Yani bunları şey yapıyoruz. Çok mutluyum ben burada. Bir zorluğunu yaşamadım. Harika. Sadece evi biraz tabii ki çocukları ihmal ediyorum. Onun verdiği şeylik var. O kadar. Harika diyoruz ve yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık diyoruz. Sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Zonguldak Devrek'ten İstanbul Kafe'den seslendik sizlere. Bu güzel lezzetleri tatmak istiyorsanız buyurun gelin diyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.